Cahrem Buyuramıyorum. Mikrofonumu kapattınız, buyuramadım. Kim kapattı? Kusura, kusura bakmayın Cahrem Bey. Buyurun. Bir de ben, sözümü kesmeden dinlerseniz. Ben kapattım. Ben kapattım. Hoş geldiniz demek açısından arkadaşlara, hoş yeni gelen buldum misafirlere. Buyurun. Şimdi ben yaklaşık bir saattir dinliyorum. Merak ettiğim için dinledim. Her türlü görüşe, düşünceye de açığım. Dinliyorum. Birkaç şey söyleyeceğim. Sözümü kesmeden dinlerseniz sevinirim. Birincisi, Türkiye 61 yılında taraf olduğu, 67 yılında genişletilen Cenevre Sözleşmesi, 67 yılında New York Protokolü'nde, 68'de katıldığımız New York Protokolü'nde genişletilen Cenevre Sözleşmesi'nde taraftır. Buna istinaden Doğu ve Güney sınırlarımızdan Türkiye'ye giriş yapan kişiler sözleşme kapsamında bizim geçtiğimiz şerhten ötürü mülteci olarak kabul edilmezler. Bu bir. Bunlar geçici sığınmacı statüsünde kabul edilirler. Bunların mülteci hakları yoktur. Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar dahilinde kabul edilen mülteci haklarını biz bu insanlara tanımak zorunda değiliz. Bu insanların böyle hakları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti hala daha koştuğu bu şerhi, Cenevre Sözleşmesi'ne koştuğu bu şerhi hala daha korumaktadır. Bu bizim saklı hakkımızdır. Bu bir. Bunu bir kenara yazalım. İki, insanlıktan vesaire bahsediyorsunuz. Eyvallah. Suriye için bu savaş konusu söz konusu olabilir. Fakat birisi bana lütfen Pakistan'daki savaşın hangi savaş olduğunu anlatsın. Neden bu kadar Pakistanlıların, neden bu kadar Türkmenistanlıların, neden bu kadar Türkiye devletlerden bu kadar insanın buraya göçtüğünü bana anlatsın. Ben de öğrenmek isterim açıkçası. Pakistan'dan gelen insanları bitirmemizin ver. Abi bir bomba patladı. 40 kişi oldu. Lütfen Mehmet Bey, lütfen Cahrem Bey'in sözünü kesmeyelim. Bir sonuna kadar dinleyelim. Mikrofonu açıyorum. Lütfen Cahrem Bey'i kesmeyelim. Buyurun Cahrem Bey, kusura bakmayın. Şimdi Pakistan'da birçok şeyhin, milyonlarca müridi olan şeyhin Türkiye'de 2023 yılında ilan edilecek olan şeyden, siz söyleyin, halifelikten. Mevlana, mikrofon açık kaldı hocam, ses çekiyor. Özür dilerim. Türkiye'de halifeliğin ilan edileceğinden, Türkiye'nin bir İslam devleti olacağından ve Türkiye'deki kadınların bunlara ganimet olarak sunulacağından, bunlardan bahsedildiğinden hepimizin haberi vardır. Bu konuda haberiniz yokmuş gibi davranmaya bence pek bir gerek yok. Pakistan'dan bu insanların bu ülkeye neden geldiğini merak ediyorum ve sizlere soruyorum. Sadece Pakistan'da değil, diğer civar ülkelerden de çok fazla gelen insan var. Bunlarla ilgili de Pakistan'daki savaşı bize bir anlatın, bir öğrenelim. Hindistan'la aralarındaki husumeti söyleyeceksiniz. Bu zaten Pakistan'ın kuruluşundan beri sürmekte olan bir şeydir. Yani buna bir savaş diyemeyiz. Pek aralarındaki gerilim hiçbir zaman bitmez. Onun dışında Trabzon'daki durumdan Osman Bey memnun olabilir. Kendisi Arap aşığı olabilir ama biz memnun değiliz. Yani bu ülkenin Trabzon'da bazı ilçelerinde sadece Arapların yönettiği, Arap hukukunun geçerli olduğu, Arap tabelalarının, Arap işletmelerinin, Arap araçlarının dolaştığı bir ilçeyi ben kabul etmiyorum. Kendisi bu şekilde bir işgali kabul ediyorsa o onun bileceği şeydir ama Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bu tip işgallerin yeri yoktur. Cahrem Bey, bunun işgaliyle evet, ne alakası var? Biz de yurt dışında yaşıyoruz. Yani bu Amerika'da İspanyolca'da tabela var, İngilizce'de tabela Özdemir var, Fransızca'da tabela var ama Amerika bir imigrant ülkesidir. Amerikalı evet diye bir şey yoktur. Bizi Türkiye'yi Amerika ile karşılaştıramazsınız. Hayır yani, yani Özdemir abi, Özdemir abi odunun insicamını bozmayalım. Arkadaş her konuştuğuna Allah'ın izniyle bizim cevabımız vardı. Kendisinin beyanlarını söylesin de devam edelim. Buyur. Burada iki saattir mesela Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırıyorsunuz. Amerika bir imigrant ülkesidir. Yani Amerikalı dediğiniz kişi zaten ya en nihayetinde İrlanda'dan göçmüştür, Almanya'dan göçmüştür, Portekiz'den göçmüştür. Bir göçmen kimliği vardır. Gerçek Amerikalı dediğimiz Kızılderililer Amerika'da şu anda azınlık olarak yaşamaktadırlar. Bizi imigrantların oluşturduğu bir üst kimlik toplumuyla karıştırmayın. Yani biz binlerce yıldır var olan bir milletiz. Aynı şey değil. Türkiye Cumhuriyeti de, Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki Osmanlı İmparatorluğu da, yani yüzlerce yıldır var olan devletlerdir bunlar. Bizi Amerika ile karıştırmayın. Alakası yok. Ya da çeşitli elemelerden geçerek vardığınız Almanya'da yaşadığınız mültecilikle buraya ne idüğü belirsiz 10 milyon tane insanın doluşturulmasını da karşılaştırmayın. Ben bunu da çok terbiyesizce buldum, belirtmek istiyorum. Yani şimdi arkadaşlar buraya, selamun aleyküm. Yayın düştü mü, ses gelmiyor mu? Yayın abi, devam ediyor. Ya. Sen odaya bir sen çık, tekrar gel Ozan Bey. Yani bunu da siz devam edin.
Bunu da söylemek istedim. Yani biz bu ülkede kimi eleyerek ya buraya getirmişsiniz mesela Abdurrahman diye birisi. Suriye'nin üst tabakası olabilir, mühendis olabilir, okumuş birisi olabilir ama bütün Suriyelileri temsil etmiyor kendisi. Yani böyle bir tüme varım yapamayız. Yani Suriye'den biz kimi seçerek aldık da geldiler. Şimdi Amerika'nın düzensiz göçü sizin de dediğiniz gibi Meksika tarafından olur. Yani Güney Amerika'dan olur ama diğer aldığı bütün göçmenleri incine cincine kadar araştırır ve o göçmenleri alıp oturacağı mahalleye kadar, gideceği okula kadar seçerek der Amerika. Amerika'nın göçmen ülkesi olması, göçmenliği bir silah olarak kullanması buradandır. Kendinizi de Amerikan rüyalarında görüyorsunuz. İşte yok oraya biz vali atadık, bilmem ne yaptık da sizin atadığınız valileri Suriye'de dövdüler. Yahvem, yani senin Yahvem, şöyle yapalım. Maaştan ötürü çıkıp dostum protesto yaptılar. Sen bak, Trabzon'da protesto yapabiliyor musun herhangi bir konuda? Bak, şöyle Osman yapalım. Osman abi bölmeyelim. Yok, bölmüyorum da önce şimdi araya makas koysun, verilecek olan cevap varsa verelim. Bir nefes alsın, bir çay içsin bizden. Ondan sonra yine devam edelim. Yani Yahve elini aldı, devam ettirme mevzusu değil. Burada karşılıklı fikirlerimizi konuşturacağız. Bilgimiz varsa konuşacağız, bu kadar. Ama böyle karşılıklı sen bizi sürekli yargılayarak gitme yani dostum. Bunun adına bak ben de iki saattir dinliyorum ama karşılıklı olarak bütün arkadaşların sorularına şimdi sana ben bir soru sorayım. Osman Bey siz bir dakika bekleyin. Cahreyn siz de bekleyin. Şimdi Cahreyn siz bekleyin. Bu Osman Bey de size karşılıklı bir şey söylesin. Cevap veyahut da soru. Siz devam edin tekrar. Buyur Osman Bey. Şimdi ben bu arkadaşa şu soruyu sorayım. Şeyhlikten bahsediyor ya. Şeyh akil adam demektir. Belki dile yabancı olunabilir ama şeyhlik bize yabancı kelime değil. Ya da müritlik, tarikatlık. Tarikat da Arapçada yol demektir. Gidilen yol. Şimdi senin bir takipçin bak geldin odayı takip ediyor. Kaç bin kişi geldi şu anda? 1800 kişi adam var. Sen şimdi bunların şeyhi misin değil misin? Niye seni takip ediyorlar? Şeyhlik ve tarikatlık ilişkisinde, bugündeki şeyhlik ve tarikatlık ilişkisinde tarikat mensupları şeyhlerinin dediğini sorgusuz sualsiz yerine getirir. Benim hiçbir takipçim, benim hiçbir bak, dediğim yanlış biliyorsun o konuyu değil. bak sen o konuyu yanlış biliyorsun da bak sorduğum soruyu bu adamlar seni niye takip ediyorlar? Sen şimdi şeyhlik pozisyonunda mısın değil misin? Net cevap. Yani Arapça kelimelere takılarak söylemiyorum. Şeyh akil adam demektir. Yaşlı adam demektir mana itibariyle. Şimdi seni bu adamlar niye takip ediyorlar? Akıllı Osman adam olduğun için mi? Etimolojik olarak şeyhin anlamının ne olduğu önemli değil. Günümüzdeki anlamı önemlidir. Bu günümüzde şeyhin sümüğünü içer bu insanlar. Şey, yok olmaz. Olur o zaman şey? Olmaz. Bilime karşı geliriz. Asla ve hatta. Etimolojiye yatamaz. Çok alakası var. Dostum adamlar şimdi konuşuyorsun. Şeyhin artık yemeğini yerler, sakalını emerler, sümüğünü bak içerler. Ya, bak şimdi bizde öyle bir şey olmaz da her neyse şimdi sana sorduğum bile bir var. Geçenlerde ölen şeyhin sümüğünü yedim diye anlatan tarikat mensupları var. Kimse benim sümüğümü yedi diye anlatmaz mesela. Ben duymadım sana. Bu şeyden bahsediyor bu şey Osman Bey bir dakika bu Cahreyn şeyden bahsediyor bu Mahmud Efendi Hazretleri'nden değil sümüklü Feten Yahu'dan bahsediyor bu ama açıklayamıyorum. Çekinceleri var söylemekte zannediyorum. Şimdi gelelim şu konuya. Pakistan kökeninde. Bilmiyorum bak, Osman Efendi'den şu, bahsediyorum ya. Şimdi şunu soralım Cahreyn Bey kardeşim. Şimdi Trabzonluyum, Arap sevici olabilirim, Arapları severim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı iyi bir Türk milliyetçisiyimdir de. Bunu da söyleyeyim sana, altını çizerim. Şimdi Pakistan sana ne kadar uzak bir memleket? Az önce Amerika'dan bahsettin ama sen hala da bir imparatorluk bakiyesi olduğunu unutuyorsun. Bu topraklarda senden önce de yaşayan insanlar vardı, bizden önce de. Burası geçiş güzergahı. Buraya konar göçer insanlar gelip gelecektir. Afrika ya da Suriye'deki, Mısır'daki. Benim Akçabatım'da Kölemen oğulları vardır. Tamamı şeyden gelmiştir. Mısır'dan gelmiştir. Bunların tamamı. Bak Kölemen oğulları. Değirmenci oğulları vardır. Bunların tamamı yine Mısır'dan gelmiştir. Ta ataları bilmem kaç sene önce. Şimdi akrabalarını bulmuşlar orada. İlkili diyalog yapıyorlar. Şimdi bu coğrafya bize çok uzak değil. Amerika toplama millet olabilir ama burası etnik, aidiyet, üst kimlik olarak birbiriyle örf ve adil olarak kenetlenmiş ve birbirine iç içe girmiş toplum. Pakistan'da yaşayan bir toplum ya da onların bize çok uzaklığı yok.
Orada da çok büyük sorunlar ve iç kargaşalıklar var. Yani biz onları görüyoruz, okuyoruz şey onların haberini. Osman abi, sen Baçi Bazi'dir bilir misin? Bilmiyorum. Tamam, ben sana kısaca anlatayım. Baçi Bazi, erkek çocuklarının zenne olarak yetiştirilip gerektiği zaman da cinsel olarak istismar edilmesi, yani tecavüz edilmesi üzerine... İslam'da bir... kardeşim, İslam'da yeri var mı? Benim dinim der, Allah ve Resulü buna uygunluk derdi mi? Ben sana bir şey anlatıyorum. Bak, tamam bak, ben de sana diyorum. Anlattığın şeyi biliyorum da üstünü kapatıyorum. Allah İslam'da Allah. Yeri var mı kardeşim? Allah Allah. Yok. Adamla konuşulmaz arkadaşlar. Size kolay gelsin. Yok. Osman abi, bir dinleyelim Cahreyn Bey'i. Ben bak Almanya'dayım. Ben Cahreyn'in sorduğu soruların birçoğuna cevabım var. Sıkıntı yok. Cahreyn Bey, biz konuşuruz. Ondan sonra şey yaparız. Benden konuşulur da hitap yani. Hocam. Şimdi birincisi, hocam, İslam'da buyur. Yeri var mı sorusu çok önemli bir soru değil. Çünkü bunlara göre biz İslam'ı doğru yaşayan bir millet değiliz. Bunlara tamam hocam, oraya takılmayalım. Cahreyn Bey'e takılmayalım İslam hocam. Yaşıyoruz. Tamam, oraya mı? Takılmayalım, siz anlatmak siz, istediğinizi bir anlatın. Siz buyurun. Bana anlatacağım, onu da anlatacağım, onu da anlatacağım. Siz şimdi bana camilere giden Suriyelileri, Pakistanlıları gösterin. Ben size diyeceğim ki okey, İstanbul'da caminin yanında dışarıda parkta namaz kılar bunlar kendi imamlarıyla. Çünkü Türk imamlarını yeterli ve yeterince İslami bulmazlar. Bunlar gerçekler. Siz istediğiniz kadar yok, burada İslam din kardeşiyiz. Yani, lütfen. Bunlar geçerli değil. Onlarca Suriyeli arkadaşımız. Abdurrahman Bey, lütfen girmeyin araya. Siz cevap verin. Suriyeliler de Türk camisine gitmezler. Biz de Sünni. Ya adamı kesmeyin. Adam bir konuşsun ya. Adamı kesmeyin Allah aşkına ya. İzninizle konuşayım. Baçi Bazi dediğimizde böyle bir gelenektir ve Pakistan'da ve Afganistan'da çok yaygın bir gelenektir. Baçi Bazi erkek çocuklarının, çünkü orada kadınlara çok yaptırtmazlar bunları, çok kısa tabiriyle fahişe olarak kullanılmasıdır. Merak eden bu sözcüğü aratarak internet üzerinde yeterince dokumentasyona ulaşabilir. Cahreyn, tamam, sözünü ben kestim. Cahreyn, bir dakika. Şimdi bunları burada sorup da yani cevabını almadan da kaçmak olmaz. Tamam mı? Hayır, bir şey değil. Bekleyeceksin burada. Bekleyeceğim. Söylememe tamam. İzin mi? Şimdi bunun İslam'da yeri vardır yoktur önemli değil. Bunlar sonuçta Pakistan ve Afganistan'ın kültürünün içine işlemiş şeylerdir. Ve bunlar bizim ülkemizde yasak şeylerdir. Fransa'da 33 yaşında bir Afganistanlı 14 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz ettiğinde mahkemede sorduklarında kardeşim sen ne yapıyorsun dediklerinde aynen şu şekilde cevap verdi avukatı. Müvekkilim bir karısı olmadığı için isteklerini, erkeksi isteklerini gideremediği için bu yola başvurmuş ve bu oğlan çocuğuna tecavüz etmiştir. Aynen bu şekilde. Ve şu şekilde de devam ediyor. Kendi kültürlerinde yaygın bir yöntem olduğu için müvekkilin bunun Fransa'da bir suç olduğunu anlayamamış ve gördüğü ilk erkek çocuğuna tecavüz etmiştir. Şimdi bu insanların kültürü bu şekildeyken siz nasıl bu kadar güvenebiliyorsunuz? İslam'da yerinin olup olmaması farklı. İslam'ın her millet tarafından anlanışı, uygulanışı farklı. Aynı derseniz yalan söylemiş olursunuz. İran'da farklı İslam yaşanıyor. Irak'ta. Şimdi mesela ben size şunu sorayım. Cevap da verin buna. Biz şeyleri kutluyoruz. Neden ona? Kandil kutluyoruz. Arap Yarımadası'nda kandil kutlanır mı? Kandiller kutlanması caiz olmayan şeyler midir? Bana bunu söyleyin. Şimdi aramızda Almanya'da yaşayanlar var. Gitsin Lübnanlı arkadaşına sorsun. Gitsin Suudi arkadaşına sorsun. Ben de yıllarca yurt dışında yaşadım. 10 yılı aşkın süre Almanya'da yaşadım. Okudum. Türkiye'ye has bir şey bu. Doğru diyorsunuz. Aynen. Türkiye'ye bir dakika. Turgut Bey girmeyelim. Ya Cahreyn hocam, bitti mi hocam? Ben cevap verebilir miyim? Çok kısa bitiriyorum, çok kısa. Yani biz farklı yaşarız ve bizim yaşadığımız İslam'ı da kabul etmiyorlar. Yani sizin hayalini kurduğunuz şekilde de entegre olmayacak bunlar. Onu söylemek istiyorum. Buyurun. Ya Cahreyn hocam, Baçi Bazi örnek olabilir mi ya? Yani şimdi bak, az önce Fransa'dan örnek verdin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Şimdi burada bir baba çocuğunu dövdüğü zaman, mahkemeye çıktığı zaman bunlar avukatların oynadıkları oyunlar. Tiyatro abi bu. Yani böyle bir misalden, böyle bir örnekten nasıl yola çıkabiliyorsun hocam ya? Baçi Bazi diyorsun. Bak Almanya'da kiliselerde... Bir istemeden bir tez sagen, dass Baçi Bazi nicht existiert in Pakistan oder Afganistan. Das spielt doch keine Rolle. Şimdi şey konuşalım da, Türkçe konuşalım da anlasın arkadaşlar da bizi. Ya papazların tecavüz ettiklerini nereye koyacağız şimdi? Arkadaşa bakar mısın? Cahreyn hocam, şimdi bak doğru mantık yürütelim. Yani doğru yoldan gidelim. Şimdi suç bireyseldir. Şimdi biz burada Afganlıların hepsinin çocuk tecavüzcü olduğunu iddia edebilir miyiz? Almanya'da ne kadar Afganistanlı var? Ne kadar Pakistanlı var? Ne kadar Suriyeli var abi? Yani siz, biz bunları şimdi... Çok az. Çok az. Hocam bak Cahreyn, bak kardeşim.
Şimdi biz bunları toplu olarak suçlayabilir miyiz? Yani toplu olarak bunlar çocuk tecavüzcü diyebilir. Bizim insanlığımız nerede kaldı hocam ya? Yani bize sığınan, bak şimdi Suriye, şimdi orada bir iç savaş var. Afganistan'da bir iç savaş var. Pakistan'da, yani Pakistanlıların niye bize sığındıklarını bilmiyorum. Sayılarını da bilmiyorum. Bak o konuda sana bir şey diyemem. Ama hocam bizim insanlığımız nerede kaldı ya? Yani şimdi biz Suriye'den mülteci alırken orada savaşta hiç videolarını izlemediniz mi ya? Şimdi biz Suriye'den mülteci alırken arkadaş senin mezhebin ne? Sen kandil kutluyor musun? Sen camide bizim... Ya bana ne ya? Kılmıyorsa kılmıyor. Gitsin sokakta kılsın hocam. Bizim bunlar... Yani bu, bunun bize ne gibi bir zararı olabilir ya? Yani abi biz burada... Olur mu? Şimdi sen diyorsun ya, ki... Bütün bak, milleti addedemezsin diyorsun da mesele şu. Böyle bir kültürleri var. Baçıbazı kültürleri var. Devletin görevi de bu adam çocuk tecavüzcüsü mü değil mi? Bunu mesela bunu devlet ayıklayacak hocam, bunu, yani vatandaşın bir işi değil mi bu? Sordum mu hocam? Bak Cahreyn hocam bunu gidip de bir Mevlana bir dakika 10 saniye bir şey soracağım. Şimdi Mehmet tamam abi, Suriyeli kadınlar da mı çocuklara tecavüz ediyorlar abi? Suriyeli kadınlar da mı edecek çocuklara tecavüz? Abi şimdi Suriyeli böyle politik yapmayalım abi. Gelmesin şimdi demiyoruz kardeşim. Tamamdır. Yani kaç tane Suriyeli kadın hocam, geldi? Kaç tane erkek geldi? Ona da bakalım mı? Cahreyn hocam bak şimdi böyle polemik yapmayalım. Birbirimizi anlamaya çalışalım. 70 kadın ve çocuk. Şimdi Cahreyn bak şimdi hocam şimdi bunlar bak Türkiye'ye gelip sığınmışlarsa yani bunlar yani yerini yurdunu bırakıp da gelip de Türkiye'ye Türkiye'de zevk-i sefa sürmek için gelip sığınmamışlar hocam. Yani bu insanlar bir iç savaştan kaçmışlar ya, bu adamlar çocuğunu kaybetmiş ya. Bak senin de çocuğun var, senin de eşin var. Yani buradan bir empati kurarak yola çıktığın zaman, insani yönden yaklaştığın zaman, ya 1 milyon insan bizim sınırımıza dayanmış hocam. Şimdi biz bunları Türkiye'ye girmek istiyor, savaştan kaçmak istiyor. Öldürelim mi biz bunları? Abi adam zaten Suriyelilerle ilgili bizim hiçbir sorunumuz yok. Ta ki Afganlılar ve Pakistanlılar gelip bunu üst seviyeye taşıyana kadar. Sığınmacı problemi Türkiye'de derin bir problem ancak bu zamanda oldu. Yani 2006'ya, 2007'ye, 2008'e kadar kimseyle kalkıp da Suriyelilere ters bir şey söylemedi bu ülkede. Söylenmedi yani. Teşekkür ederim. Burada şimdi, senin düşüncen ne hocam? Senin bir düşünce... Mehmet kardeşim bir saat lütfen araya girme hocam. Şimdi Cahreyn hocam senin o zaman Suriyeli mültecilerle alakalı bir sıkıntın yok mu? Şu anda onu diyebilir miyiz açıkça? Ben kayıtsız bütün mültecilere karşı sıkıntım var. Çünkü bunlar mülteci değil zaten. Sığınmacı olarak. Tamam hocam. Suriye'den bizim sınırımıza dayanan Suriyelileri öldürelim mi abi? Kurşuna mı dizseydik? Ne yapsaydık abi? Geldi sınırımıza dayandı ya. Biz insanlığımızı bu kadar mı kaybettik hocam ya? Bak Almanya, bak sen bunu bilirsin. Almanya Irak'tan Ezidileri Hristiyanları aldı. Suriye'den Ezidileri Hristiyanları azınlıkları Almanya kabul etti. Birçok ülkeden Hristiyan olanları ve Ezidi olanları kabul etti. Evet şimdi doğru. Bunu nereye koyacaksın hocam? Niye Müslümanları kabul etmiyorsun da Hristiyanları, o bölgenin Hristiyanlarını ve Ezidilerini kabul ediyorsun? Şimdi Almanlarda olan bu hassasiyet, biz Türk milleti olarak, bak bizim bir ortak bir kültürümüz, ortak bir tarihimiz var hocam. Şimdi ben senin ismini bilmiyorum. Senin ismin farz et ki Ali. Ya şimdi sen Ali, Suriye'deki bir Ali ile bir empati kuramıyor musun hocam ya? Yani burada biz camide bizim arkamızda namaz kılıyor mu? Sokakta mı kılıyor? Biz bunların önemi var mı hocam ya? Yani ideolojik... Abi açık söylüyorum ben empati kuramıyorum. Şundan ötürü kuramıyorum. Yani Ahmet neden empati biz bu protestoyu verecek misiniz yani, lütfen? Yoksa bu monoloğu dinlemeye devam mı edeceğiz? Bir saniye. Monolog veremiyorum. Sonra Selva Hanım bulacak. Vereceğiz. Size söz hakkı vereceğiz. Ben bir dakika bir şey anlatacağım. 1951'de ve 87'de olmak üzere Bursa'ya Bulgaristan'dan şeyler geldi. Mülteciler geldi. Gümülcü neden geldi? Kavramları birbirine karıştırıyorsunuz. Elmaları armutlar bulmaya, armutları kiraz... Hanımefendi lütfen bir dinleyelim de yani burada siz hakkı vereceğiz. El kaldırın lütfen. Şimdi size sıra vereceğiz. Cahreyn Bey bir toparlayalım. Ondan sonra bir Selva Hanım'a söz verelim. Şunu söyleyeyim. Cahreyn devam etsin. Şimdi tekstil işinde ucuz ucuz çalıştılar ve Bursa'daki yerliler iş bulamadılar o zamanlar. Ahıska'dan gelenler hala ucuz ucuz çalışıyorlar. Kardeşim siz kavramlar konusunda karışık. Hayır anne kavram... Hanımefendi el kaldırırsak size söz vereceğiz.
karışıklık yaşanmasın çünkü bir şey anlaşılmıyor o zaman. Prenso, buyur kardeşim sen bitir. Şimdi hanımefendi kavram diye de o kavram değil, o ırk. Şimdi başka ırktan olursa problem var ama Türk ırkından olursa ben Türk'üm. %100 Türk'üm ve kafamda Türk kemiği var ve ırkçı değilim. Hiçbir zaman da yapmam. Yani bu ırkçı arkadaşlar lütfen kafatası filmlerine getirsinler. Kafataslarında Türk kemiği varsa o zaman Türk olduklarını kabul edelim. Ama yani ne bileyim ya. Boş ver şimdi söveceğim de olmayacak. Devam et. Bir saniye. Abdurrahman Bey konuşsun. Buyurun. Şimdi mesele ırk bazında bakılsa bile Suriye'den gelen yüz binlerce Suriye Türkmeni var. Bu insanlar maalesef o Suriye Türkmenlerine dahi farklı bir şekilde bakmıyor. Ki biz bunu demiyoruz. Biz demiyoruz ki insanlara ırkına göre ayrım yapalım. Ama yani ırkçılığı bile doğru düzgün yapamadıklarını düşünüyorum. Çünkü Suriye Türkmenlerini de ölüme yollamak istiyorlar. O da ayrı bir mesele. Şimdi ben Cahreyn'e şunu söylemek istiyorum. Birincisi ben hep Türk imam arkasında namaz kılarım. Arkadaşlarımla birlikte tanıdıklarımın tamamı cuma namazını Türk imamı olan bir camilerde kılıyorlar. Belli bir görüntü çıktı. Orada insanlar camide yer mi bulmamış, ne olmuşsa ya da orada işte kılma şekli farklı diye bu turistler biz böyle kılmıyoruz. Bunlar belki farklı bir mezhebin cami olabilir diye dışarıda bir kere kılmışlar. O görüntü orada çekilmiş. Aa bakın Suriyeliler bizim arkamızda kılmıyormuş. Bu tamamen yalan. Zaten şu an şöyle bir şey var. Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamasında çok önemli bir detay geçiyor. Bir Küveytli ve bir Ürdünlü din adamı üzerinden biliyorsunuz belli bir şey oldu. Bir diyalog döndü, bir muhabbet döndü. Suriye müftüsü Üsama Rifai Cübbeli Ahmet Hoca'ya ulaştı ve dedi ki bu kişiler Suriyeli değil ve Suriyelilerin fikrini temsil etmiyorlar. Suriye'de kandil namazı da kılınır. O Cahreyn'in anlattığı radikal Vahabi kafası Suriyeliler için de Türkler için dediğini aynen birebir söylüyor. Yani Türkleri nasıl tasavvufları yüzünden... Sordum ya işte bak sorduğum sorunun cevabı burada. Şeyhlik yapmak İsmail kolay değil. Şeyhlik yapmak kolay değil. İzninizle yani dediğim gibi o insanlar maalesef şunu bir kere hani bilemiyor. Biz sosyal medyada gördüklerimizi bu Suriyelilerle ilgili fikirlerimiz olarak yeterince fikirlerimizi inşa edecek kadar. Ben mesela Cahreyn'e şunu sormak istiyorum. Birçok Suriyeli var sosyal medyada tanınan. Birini misafir edip odada canlı yayında onunla Suriye meselesini konuşmak ister mi? Ben de Ahmet Bey'e Cahreyn'e birçok sorum var. Ben de sormak isterim kendisine birkaç soru. Belki de o bana soru sormak ister. Yani Suriyelileri sürekli Suriyeli olmayan insanlardan dinliyorlar. İşte Twitter'da beğeni peşinde koşan, retweet peşinde koşan sayfalardan haberler alınıyor. Peki Suriyeliler konuşuluyorsa Suriyelilerin burada bir söz hakkı olmaz mı? Ben şunu söylüyorum. Biz de Suriye'de Kandil kutladığımız için, Mevlid kutladığımız için ve birçok yaptığımız şeyden dolayı o radikal Vahabi kafa bizim içinde de Türklere söylediği şeyleri söylüyor. Ben şunu da ekleyeyim. Ben bir Arap ülkesinde hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. Siz zaten orijinal Arap değilsiniz. Siz çoğunuz Türksünüz zaten. Defolun gidin şeklinde bir ırkçı saldırıya maruz kaldım. Yani biz Suriyeliler olarak hiçbir tarafa yaranamıyor gibiyiz maalesef. Ben benim sözlerim... Abi bir dakika şu yukarıda sabitlenen fotoğraf nedir ya? Yani kız şimdi içki içiyor. Ne oldu şimdi? Yolda mı? Orospu mu yani bu kızlar? İyi mi olmuş? Onu mu abi? Yok. Nedir abi bu? Ya bu... Abi bu ne yanlışlık ya? O yanlış şeyler. Hocam onu kim koydu? Özdemir abi sen mi koydun? Bir kaldır abi onu. Nedir yani? Bu kızın içtiği içkiyle ne alakası var? İçkiyi içeni sikeceğiz mi yani? Yani nasıl şimdi, peki arkadaşlar. Bak Cahreyn burada üslubuna dikkat et. Sen burada kral da olsan, Azrail de olsan bu gibi kelimeleri burada telaffuz edemezsin. Senin ne olduğun benim açımdan hiçbir önemi yok. Senin ben burada üslubuna bakarım, terbiyene bakarım. Terbiyeli bir şekilde devam edeceksen buyur. Etmeyeceksen güle güle. Ha yani Şahin, siz oraya o resmi koyarak Şahin terbiyesizce Bey, bir tane kadını
yollu olarak göstereceksiniz. Onda sıkıntı yok. Ben ne olduğunu söyleyince mi terbiyesizlik olacak? Yanlış hocam. Cahren hocam. Takılmayalım. Devam edelim. İnanılmaz. Peki, uslubunuza dikkat edin lütfen. Ses et pompa.